Arkadaşlar hepiniz videomuza hoş geldiniz. Bu videoda arkadaşlar Alfin projesi hakkında Alfin token'ı altcoin'i hakkında konuşacağız sevgili arkadaşlar. Alfin projesi hakkında teknik analizimizi daha doğrusu teknik analiz denir mi denmez mi bilmiyorum elimizde çok fazla veri yok. Fakat daha çok uzun vadeli hareketlerden bahsedeceğiz. Alfin nasıl bir proje, nedir, ne değildir, güvenilir mi, değil mi? Her şeyden bahsetmeye çalışacağız arkadaşlar. Fakat videomuza geçmeden önce belirtmeliyim ki bu videoda kesinlikle yatırım tavsiyesi verilmemektedir. Biz kimseye al, sat demiyoruz arkadaşlar. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlu olduğunuzu lütfen bilerek videoyu izleyiniz. Ayrıca arkadaşlar lütfen sizden ricam. İnsanlar izliyorlar fakat abone olmayı unutuyorlar. Bizim için çok önemli olduğunu, hiç değilse videoyu beğendiyseniz arkadaşlar bize bir destek olmak amaçlı emeklerimizin karşılığı olarak abone ol butonuna ücretsiz bir şekilde basmanızı rica ediyorum. Videoyu da beğenirseniz çok memnun olurum arkadaşlar. Analizlerini istediğiniz altcoin'leri de yorumlar bölümünde belirtebilirsiniz. Burada da Troy Coin ile alakalı bir video çekmiştik. Şu an o yükleniyor arkadaşlar. Onu da girip seyredebilirsiniz. Troy'u da çok öneriyorum. Şimdi Alfin nedir arkadaşlar? Yani nedir bu Alfin? Ne projesi? Bir kere arkadaşlar aslında videoda bütün söyleyeceğimiz şeyi videonun özetini baştan söyleyeyim. Alfin arkadaşlar evet uzun vade için 10 numara bir proje. Yükselecek güvenilir bir proje arkadaşlar. Neden? Çünkü arkasında Binance borsasının arkadaşlar bizzatı ıslak imzası var. Yani bunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Alfin bir fan token arkadaşlar. F1'den de görebileceğiniz üzere Formula 1 fan token arkadaşlar. Yani formülayı biliyorsunuz. Bununla alakalı bir fan token'ı diyelim arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyeyim. Binance arkadaşlar bunu formüla için hani formülayla işbirliği ve sponsorluğunda çıkarmış. Şimdi arkadaşlar formüla Binance. Yani tabiri caizse bu arkadaşlar Ahmet'le Mehmet'in el sıkışmasına benzemez. Yani bunlar çok büyük projeler, çok büyük işler, çok ilerleme olasılığı yüksek hareketler arkadaşlar, tamam mı? Şimdi rankının da 584 olarak coinler listesinde popülaritesinin 584 olduğunu görüyoruz ve yükseleceğini tahmin etmek zor değil. Şimdi Binance'ın arkadaşlar bizzat kendi projesi olduğunun zaten bakın altını çiziyoruz. Yani uzun vade projesi olarak bir projeye güvenmek için en fazla bu kadar sebep olabilir. İlerleyen dönemlerde arkadaşlar olacaklar çok büyük bir ihtimalle işte Binance yaptığı etkinliklerde verdiği ödülleri işte Alfin ile dağıtacaktır. İşte Alfin'i stake'e teşvik edecektir. Gibi 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 Alfin'in hacmini pozitif yönde arttırmaya yönelik bir sürü hareket yapacaktır arkadaşlar. Size bunu söyleyeyim. Bu bir. İkincisi arkadaşlar burada sadece 11 satır görüyoruz. Ve arkadaşlar birçok bakın birçok büyük borsada görmüyoruz. Önceki videolarımda da size söyledim. Bir kere arkadaşlar bir tane altcoin'i genel anlamda bu yorum yapmak doğru olur. Bir altcoin arkadaşlar Binance listelediyse diğerleri de bir gün listeleyecektir. İşte Coinbase olsun bakın buralarda hiçbirinde yok şu an. Coinbase olsun, FTX olsun, işte KuCoin olsun, Bitfinex olsun, işte Kraken olsun yani bir gün arkadaşlar Binance'ın listelediği bir projeyi hepsi listeleyecektir. Bunu açık yüreklilikle söyleyebilirim. Yani Alfin'in şu anda hemen hemen Binance hariç bir de Pancake'i bir gösterebiliriz. Haricinde birçok borsaların hemen hiçbirinde olmaması, birçoğunda olmaması listelendiği zaman arkadaşlar çok ciddi derecede pumplar yapabilir arkadaşlar. Ve dediğim gibi uzun vadede Binance'ın arkadaşlar Alfin'i yükselteceğine dair hiç şüphemiz yok. Şimdi şöyle baktığımız zaman arkadaşlar kısa vade için şunu söyleyebilirim. Ya zaten şunu söyleyeyim arkadaşlar bakın en başta uzun vade için zaten videonun başından beri
güvenilir bir proje olduğunu düşündüğümü zaten söylüyorum. Güvenilir ve uzun vade yatırımı için, yani mesela al unut yapabileceğiniz projelerden bir tanesi arkadaşlar Ayfin. O yüzden eğer al unut yapacaksanız, uzun vadede uzun vade için bunu yatırım yapacaksanız, bulunduğumuz fiyatlar arkadaşlar henüz daha başlangıç. Yani hele hele diyorum ya, daha Alfin borsalarda, büyük borsalarda listelenecek. İşte Mart'ın sonunda rally başlayacak. Daha önümüzde bir rally sürecimiz var. Daha Binance işte etkinliklerde Alfin dağıtacak, stake ettirecek, pozitif yaptırımlara gidecek derken arkadaşlar, Alfin'in daha önünde çok yol var. İyi anlamda. O yüzden eğer alacaksanız bu fiyatlardan arkadaşlar zaten hiç sağına soluna bakmadan zaten bu fiyatlardan al unut yapmak için mantıklı bir proje olduğu söylenebilir. Onun haricinde arkadaşlar şu anda kısa vadede yükseliyor. Yükselmeye devam da edebilir arkadaşlar. Yükselmeye devam edebilir. Şayet şöyle bir şey olursa, bakın kısa vadeciyseniz konuşuyorum. Şu an arkadaşlar bakın, EMA 50'miz bu şekilde bir eğim veriyor. Aşağı doğru düşmeye başlarsak, ben bu EMA 50 hareketli ortalamasının arkadaşlar burada bizi tutacağını düşünüyorum. Tamam mı? Yani aşağı yönlü kısa orta vadede bir düşüş yaşarsak, çok büyük ihtimalle EMA 50 hareketli ortalamamız bize destek olarak çalışacaktır. Bu zamanda arkadaşlar alım için iyi bir fırsat olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü destek olarak kullanıp tekrar yukarı doğru çıkması da çok olası olacaktır arkadaşlar. Haricinde dediğim gibi Alfin güzel bir proje arkadaşlar. Ve daha önü açık, ileriye doğru gidebilecek bir proje. Önü açık bir proje arkadaşlar Alfin. Tekrar tekrar bunu söylemek istiyorum. Siz de arkadaşlar özellikle Coinbase demişim, Coin Market Cap'te biraz daha gezinip bu projeyle alakalı daha fazla bilgi edinebilirsiniz. İlerleyen dönemlerde de arkadaşlar elimizde daha çok veri oldukça daha çok kısa vadeli ve uzun vadeli hareketlerini değerlendireceğiz. Şu anda çok yeni hareketleri olan bir coin arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda dediğim gibi daha detaylı bir şekilde değerlendirebiliriz arkadaşlar. Onun haricinde şu an bu, bakın şu gösterdiğim şurada arkadaşlar 3,9'larda biraz daha yukarı alabiliriz. Şu bölgelerde arkadaşlar bir destek direnç noktası olduğunu söyleyebiliriz. Nereye attım ben bunu ya? Şuralar işte. Buralarda bir destek direnç noktası olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Orta vadede şayet kendimizi 3,9'un üzerine atarsak, bakın bu seviyelerde 3,9 direncimizi kırıp üzerine atarsak arkadaşlar, buradan da yukarılara doğru hareket edebiliriz sevgili arkadaşlar. 3,9'un üzerinde mum kapanışları, yatay seyir görürsek bunu bir alım fırsatı olarak değerlendirebiliriz. Haricinde EMA 50'ye yaklaştığımız ve üzerinde mum kapanışları görürsek arkadaşlar, buradan da bir alım fırsatı olduğunu söyleyebiliriz. Yıl içinde arkadaşlar 2022'de ben Alfi'nin şöyle söyleyeyim size arkadaşlar, belki 60 dolarlara kadar gidebileceğini düşünüyorum. Önündeki fırsatları, büyük hacim elde etme fırsatları videonun başında hepsini teker teker saydık. Bu şekilde ilerleyebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Videonun burasına kadar geldiyseniz, dediğim gibi emeklerimizin karşılığı olarak kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız arkadaşlar. Videoya da like atarsanız çok memnun olurum. Teknik analizini istediğiniz diğer altcoin'leri de yorumlarda belirtebilirsiniz. Sağlıcakla kalın, bol kazançlar diliyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.